Oğuzhan. Vefasız değiliz, hep seninleyiz. Hocam. Vefasız değiliz. Abla oturun abla. Hep seninleyiz. Vefasız değiliz, hep seninleyiz. Evet, değerli misafirlerimizi hemen karşı tarafa almak istiyorum. Masaların arkasındaki değerli misafirlerimizle, sevgili yöneticilerim, sevgili toroslarlı misafirlerimizle karşıya almak istiyorum. Ablacığım oturabilir miyiz? Oturabilir miyiz? Canlı yayındayız. Abicim, lütfen. Evet. Sol ve sağ taraftaki değerli misafirlerimizle yolun karşı tarafını almak istiyorum. Abi şurayı bir açar mısın? Oğuzhan. Bak. Geçme çık o tarafa. Sevgili misafirler, şu protokolün arkasını bir boşaltabilir miyiz? Arkadaşlar şöyle karşıya alayım. Arkadaşlar. Değerli misafirler, siz de şöyle karşıya alayım efendim. Sandalyelere oturalım arkadaşlar. Saygıdeğer İl Başkan Vekilim, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, çok kıymetli basın mensupları, Torosların iyi yörük evlatları. Programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Toroslar İyi Parti ilçe başkanımız Sayın Buğra Sakınç Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Arz ederim efendim. Teşekkür ederim. Sayın İl Başkan Vekilim, Sayın İl Yöneticilerim ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Burhanettin Kocamaz Bey ve Sayın Hanımefendiler, Beyefendiler. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Önümüzde zorlu bir seçim süreci olduğunun farkındayız. Ben Toroslar İlçe Başkanı Buğra Sakınç olarak kendi adıma ve ekibim adına bu süreci büyük bir özveriyle çalışarak ve gayret ederek cesurca geçireceğimize sizlere söz veriyorum. Yufka yürekle çetin yolların aşılmayacağının hepimiz farkındayız. Çok çalışacağız, cesur çalışacağız ve başaracağız. Büyük Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Ve bu süreçte sizlerin de bizlerden yardımlarınızı esirgemeyeceğinize cani gönülden inanıyorum. Yeri gelmişken Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz Bey'e gücümüze güç kattığı için tekrar huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun başkanım. Bu süreçte hep beraber güçlü bir şekilde çalışarak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tanrı yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Hizmetin ortada, söze gerek yok. Yıllardır memlekete yaptığın belli. Gölgen yeter onlara. Sen yürü başkan. Hizmete devam et sen Kocamaz başkan. Konuşmalarını yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız, İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Arz ederim efendim. Değerli Başkan Vekilimiz, ilçe başkanımız, parti yöneticilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle ben de sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Bu güneşli günde sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduğumu belirtiyor. Hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, bir yerel seçim arefesinde yine sizlerle beraber yollardayız. 2014 yılı 30 Mart öncesinde de
bu yolları birçok arkadaşımızla birlikte kat ettik. O günün şartlarında vatandaşlarımız Mersin'de bir ilki başardılar ve ilk defa Torosların çocukları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldi. O günden bu yana gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mersin'i bir yerlere getirmeye gayret ediyoruz. Elbette yılların ihmaline uğramış bir kentin bütün problemlerini öyle 3-5 yılda tamamlamak mümkün değil. Hele de geçmişte 745 kilometre karelik bir alana hitap eden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları 22 katına, yani 15.830 kilometre kareye çıktıktan sonra Mersin genelinde bütün sıkıntıları gidermek, eksiklikleri tamamlamak ne belediye bütçesiyle ne de zamanla mümkün değildi. Ama her şeye rağmen dağıyla taşıyla Mersin'i topyekün ele aldık. Mersin'in bütün bölgelerine eşit hizmet götürme gayreti içerisinde olduk. Ve bugün geldiğimiz noktada Allah'a çok şükür ki verdiğimiz sözlerin büyük bir kısmını yerine getirdik. Ama Mersin'in devasa problemleri halen önümüzde duruyor. Mersin'in bir numaralı problemi işsizlik olarak görülüyordu. Şimdi de o işsizlik oranı maalesef yeni yatırımlar istihdama yeterli gelmediği için her geçen gün biraz daha artıyor. Yine Mersin'deki araç gereç sayısı artıyor. Dolayısıyla yerleşim alanları genişliyor. Mersin'in trafik problemini de mutlaka bir an evvel ele almamız gerekiyordu. Ama bir büyük şehir düşünün ki anayasası diyeceğimiz, kentin anayasası diyeceğimiz bir bölü 100 binlik planı yok. Göreve gelir gelmez buna başladık ve bu planın bakanlıklardan onaylanması 3,5 yıl sürdü. Yine aynı şekilde ulaşım master planı yoktu. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Bu da aşağı yukarı aynı sürede tamamlandı. Tabii Mersin'in en önemli gelmiş geçmiş projesi olacak metro projesi, bu yapılan ulaşım master planıyla belirlendi ve biz bir an evvel bir uçtan başlayalım düşüncesiyle, işte gördüğünüz bu katlı kavşakları yapmaya başladık. Ama raylı sistemin projesi henüz Kasım ayı içerisinde, işte bu geçen 55 aylık süre içerisinde hem planlandı, projelendirildi ve bakanlığın onayından çıktı. İnşallah onu da önümüzdeki dönem içerisinde yapacağız. Aslında biz kaynağı da bulmuştuk ama maalesef Türkiye'de hükümetin aldığı kararlarla ekonomik kriz nedeniyle bütün yatırımlar durdurulduğu için biz bunu inşallah ikinci dönemde yapmak, tamamlamak istiyoruz. Aslında hemen yanı başımızdaki bu Kuvayi Milliye Kavşağı'nı da biz bu yatırımların durdurulmasıyla birlikte yapamazdık. Ancak biz asfalt ihalesinin içerisinde bu kavşağı tamamlıyoruz. Dolayısıyla o yatırımların durdurulması konusunun içerisinde bu kavşak projesi yok. Değerli hemşerilerim, bildiğiniz gibi bir süre
süreç yaşadık Eylül ayının 8'inden itibaren. Bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın mutlaka bu işe sahip çıkmamızı, Mersin'e sahip çıkmamızı, en az bir dönem daha Mersin'e hizmet etmemiz gerektiğini, başlayan projelerin tamamlanması gerektiğini ısrarla ifade ettiler. Ve biz bugün İYİ Parti çatısı altında sizlerle beraber bu yolu yürümeye inşallah başladık. 31 Mart'ta da hedefimize sizlerle beraber hep birlikte ulaşmış olacağız. Bu süreç önemli. Aziz Atatürk'ün 17 Mart 1923'te söylediği Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız düsturu çerçevesinde sizlerle beraber inşallah çok çalışacağız. 31 Mart'a kadar tutmadığımız el, uğramadığımız ev kalmayacak. Her yere ulaşmaya çalışacağız ve inşallah tüm Mersinliler olarak Mersin'de yeni bir destan yazacağız. Azminden hiçbir şey kurtulmaz. Yeter ki isteyelim, yeter ki inanalım ve inandığımız yolda emin adımlarla dik bir şekilde yürüyelim. Ben şimdiden bu mücadelede Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Azamız mübarek olsun diyorum. Elbette biz çalışacağız. Takdir Cenab-ı Allah'ın, herkesin gönlüne gireceğiz, herkese eşit mesafede duracağız, Mersin'deki bütün vatandaşlarımızı hoşgörüyle kucaklayacağız ve inşallah hedefine 12'den vuracağız. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Buraya kadar geldiğiniz için, bize destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İl başkan vekilimize, ilçe başkanımıza, il ve ilçe yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Yabancı değilsin, bizim eldensin. Yiğidin armağanı yörüklerdensin. Toroslar arkanda yörükmeyizsin. Hizmete devam et kocamaz başkanım. Kalplerin liderisin sen kocamaz başkanım. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, çok kıymetli Toroslar halkımız. Şimdi de sizlere hitap etmek üzere İl Sekreterimiz, İl Başkan Vekilimiz Sayın Üzeyir Güleç Bey'e mikrofonu takdim ediyorum. Arz ederim efendim. Çok değerli il yöneticilerim, ilçe başkanlarım, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Torosların cesur insanları, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli mensupları, Büyükşehir Belediye Başkanımızın İYİ Parti Toroslar İlçe Başkanlığı'nı ziyareti için düzenlenen programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. O bir efsane, o bir mimar, o bir proje uzmanı, o bir mühendis, o bir çevreci. Hizmeti projeleri burada hazırlıyor. Onları planlıyor, programlıyor, projeliyor. Finansını sağlıyor. Sonra
o gönlüne getiriyor. Gönlündeki Mersin sevdası, yüreğindeki millet, vatan sevdasıyla birleştirerek Ya Allah, Bismillah diyerek hizmeti başlıyor ve bitiriyor. Burhanettin Kocamaz. Ne yaptı demeyeceğiz. Yaptıklarını herkes gördü. Herkes biliyor arkadaşlar. Ne yapacağını da biliyoruz. Birazcık eksiklerim var. Bazı hedefleri, bazı amaçlara ulaşma adına çalışmalarım vardı. Bunu gerçekleştireceğim diyor. Biz buna yürekten inanıyoruz. Mersin dünyanın en büyük köyüydü. Bu köyde 5 sene önce Burhanettin Kocamaz mührünü bastı ve bugünlere geldi. Arkadaşlar hepiniz görüyorsunuzdur. Yani bu katlı kavşaklar, diğer yatırımlar, şunlar bunlar demeyeceğim. Küçücük bir anekdot anlatayım size. Benim güzel yaylada sahibi Allah. 3-5 dönümü yerim var. Oraya gider gelirim her zaman. O yollarda kervan geçmez, kuş konmaz. Ve arabamla acizane el kaldıranları getirip götürmeye çalışıyorum. Şimdi o insanlar el kaldırmıyor. Neden mi? Oraya her gün Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleri gidiyor. Vatandaşımız, benim yörük vatandaşım orada elindeki heybesiyle, sepetiyle, bohçasıyla belediyemizin oraya tahsis ettiği otobüsü bekliyor. O huzuru buldu. Torosların, Akdeniz'in suyumuz az bizim, biliyorsunuz. Bölgemizin suyu az. Bütün köylerde yazın millet kavruluyor. Su gitmeyen köy kaldı mı arkadaşlar? Sayın Başkanım, her tarafa su götürdünüz, yol götürdünüz. Su gibi aziz olasınız. O insanların size hayır duaları sizi bugünlere getirdi. Kıymetini bilmediler, belki de ötelemek istediler. Bana göre, bize göre çekemediler. Kendinden daha güçlü birisini kabullenemeyenlerle birlikte olamadı başkanımız. Ve bugün Sayın Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi'nin bir teklifiyle aramıza katıldı. Bize onur verdiniz başkanım, şeref verdiniz başkanım, mutluluk verdiniz başkanım. Sizinle birlikte bu yolu yürümeye and içtik. Biz İyi Partililer olarak inanıyoruz, güveniyoruz, size güveniyoruz ve başaracağız. Başaracak mıyız arkadaşlar? Başkanımızı o taş binadan çıkarmayacağız. İnşallah. Düşündüğü, vaat ettiği birçok projesi var. Bunları gerçekleştirene kadar onu orada tutacağız. İnşallah. Ötelemek isteyenlere sözümüz, baş tacı ediyoruz efendim, baş tacı ediyoruz. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız. İnşallah 31 Mart'ta bunu kazanacağız, başaracağız ve başkanımız orada tutacağız. Geleceğin en güzel Mersin'ini, müreffeh Mersin'ini, mutlu Mersin'ini o inşallah o değerli fikirleriyle, projeleriyle bize sunacaktır. İnşallah. Hep birden söylüyoruz arkadaşlar. İnşallah. Sayın Başkanım, aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dostlarım, bizi burada karşıladığınız için, Sayın Başkanımızı burada ağırladığınız için hepinize selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum.
Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'ümün yerine. Sayın İl Başkan Vekilimize çok teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız Sayın Buğra Sakınç Bey, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İyi Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Burhanettin Kocamaz Bey'e yörük poşusu takdim edecekler. Kabul buyurun efendim. Evet, Torosların yörüklerinden çok kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Başkan Kocamaz, seni kimse yıkamaz. Mazim ve geleceğim, Mersin'i sahiplenip ömrümü vereceğim. Mersin'i nakış nakış işleyip öleceğim. Barış, sevgi, kardeşlik şiarımdır bilene. Bu şartlar.